Müge, hadi gel biz de burada bir şey itiraf edelim. Dilan Polat bizim de radarımıza uçak paylaşımıyla takıldı. Evet. Tıpkı masan radarına da uçak paylaşımıyla takılması şey oldu, gibi. Zirve oldu. Çünkü biz o havuzların içindeki güllerde falan kalmışız. Biz oralardaydık. Bizim arkadaşımız Nursen. Kızlar bakın o kadar konuşuluyor ki, o kadar gündemde ki. Uçak vardı. Uçak paylaşımı günlerce onu X'te, Twitter'da eski ismiyle gündemde tuttu deyince tamam. Açılış haftamızda. Evet. Gelsin ilk hafta Dilan dedik. Hatta daha önce mi alalım evet. dedik. Bir açılalım ondan açılış, sonra. Açılış değil evet. dedik. Sonraki güne olsun Dilan dedik. Dilan da bu arada evet. Şu an telefon açıyoruz. Diğer fenomenler kaçıyor ya. Hiç kaçmadan geldi. Evet. Bu arada şunu da belirtelim hadi. Dilan bize gelmeden önce ya da burada onu misafir etmek üzere hani beklerken hiç arkadaşımız Nursen'e diğer ekip arkadaşlarımıza, bize onu sormasınlar, bunu sormasınlar. Hiç böyle bir şart da koymadı. Hiçbir Hayır, sıkıntı, hiçbir zorlama programın önünde ve arkasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ta ki olaylar patlayıp diğer... Hayır işte, zaten patlamış. Twitter, evet. Hayır ama Twitter'da Tabii. bir dakika ne oluyor sesleri iyice yükselmeye başlayınca her şey çorap söküğü gibi geldi. Evet, Dilan Polat iş hayatına zaten hepimiz biliyoruz fotoğrafçılıkla başlamış, sonra güzellik merkezi açmaya karar veriyor ve bu işin eğitimi içinde başka bir fenomenden destek istiyor aslında. Nesrin Günge'nin kapısını çalıyor ve cilt bakımı üzerine eğitim alıyor, izleyelim. Selam arkadaşlar, güzel bir perşembe günü. Biz bugün Dilan Polat'la eğitimdeyiz. Kendisi yoğun bir şekilde bu aralar ciddi eğitimler alıyor. Aynı zamanda başka meslek eğitim merkezlerinde de kalfalık ustalık için sınavlara girecek en yakın zamanda. Nesrin Gülgen'den zamanında güzelleştirmen o aletler falan var ya, Nesrin Gülgen bazı aletleri ona verdiğini, evet. Dilan'ın da bu şekilde yola çıktığını, hatta Dilan'la kardeşi Sıla'nın önceleri güzellik uzmanı olarak çalıştığını hem Nesrin Gülgen söylemişti hem de geçtiğimiz günlerde Yeliz Yeşilmen buraya konuk oldu. Hatta demişti ki Ataşehir'deki evlerinin 2+1 evlerinin bir odasında Dilan'la kardeşi Sıla oraya gidenlere maske yapıyordu, yüz cilt temizliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Hani o sektörde normalde bazı insanlara bakıyorsun eğitimini alıyorlar falan, genelde eğitimini alıyorlar. Bir de çocuk yaşta başlayanlar var, çıraklıkla başlayanlar var. Dilan fotoğrafçılığı bırakıyor. Ben güzellik merkezi açacağım diyor. Nesrin Güngen'den yardım istiyor. Onun yanına gidiyor, eğitim alıyor. O görüntüyü arkadaşlar getirseniz, beni alsanız. Görüntü gelsin. Böyle heyecanlı da, yüz evet. temizlerken falan da heyecanlı. Evet, arkada var. Yani baksanıza gencecik, yolunda başında diyeceğim ama burada anne olmuş falan böyle. Tabii tabii. Değil bu, mi? Bu olayların başında. Evet, bu olayların evet. başında. Bir de Nesrin, aklı daha çelinmeden önce. Nesrin Gülgen'in de Dilan'la ilgili açıklamasını da okuyalım sizlere. Dilan çok hırslı biriydi. Ben yıllar önce de lüks araca biniyordum. Dilan da hırs yaptı. Bu kadın bu arabalara nasıl biniyor diye para kazanmak istedi. İlahi adalet, güzellik sektörü Dilan yüzünden çok etkilendi. Zan altında kaldı diyor Nesrin evet. Güngen ama güzellik Nesrin sektörü. Güngen de aynı şekilde herhalde onların böyle atası falan değil mi Mügeciğim? Yani en şöyle ki o şatafatlı hayatı, o böyle şarkılar yapmaları falan biz Nesrin Güngen'le görmeye başladık aslında. Evet, aslında. Herkes ona bir özendi. Benim daha çok aklımda olan bir Selin Ciğerci'den başlayarak. Hayır, vay insanlar. Selin'den önce Nesrin Güngen vardı. Evet, Nesrin Güngen vardı ama ben Selin'i atıyorum. Hani magazinde bir şey 2 kere paylaşılır. Şöyle bir bakarsın 10 kere paylaşılır, daha çok bakarsın. Ben daha çok Selin Ciğerci'nin böyle lüks hayatı, işte o lüks arabaları, arabaları. Tek taşları Yok, falan. Yok, aynasını o değiştirdim daha... 400 bin liraya, ben onları şeyin, da unutmuyorum. Araba koltuğunun arkasındaki böyle armalar falan filan daha çok dikkat çekiyordu ama gördük ki sonra yavaş yavaş videolar ortaya çıkıyor. Nesrin Gülgen'le kocasının dolarların havada uçuştuğu evet. videoyu mu diyorsun? Nesrin'in de yani çoğu da sanki, bak Nesrin'in açıklamasından da onu anladım ben. Nesrin'i örnek almışlar sanki. Onun gibi güzellik merkezleri açalım. Biz de onun gibi paylaşımlar yapalım. Dilan da Nesrin gibi bir şarkı çıkardı. İlk şarkıyı evet. çıkaran Nesrin'di zaten. İnanılır gibi. Hatta ya. Şarkısı da aklımda. Ben Nesrin Güngen falan öyle gidiyordu şarkısı. Evet, evet.
yani şey getirelim şeyinki, arkadaşlar o dolarları gibi güzelleri havalara saçıldı. Evet. Gelsin şarkıda. Atladı ha bu görüntüler bu eşiyle. Aktığın sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Şimdi bu dolarlar böyle atılırken saçılırken takipçiler soruyor gerçek mi? Sadece Nesim Gülgen için söylemiyorum. Diğerleri için de söylüyoruz. Diğer fenomenler için de. Evet gerçek. Altınlar gerçek. Dolarlar gerçek. Eurolar gerçek. Arabalar, evler, katlar, yatlar, helikopterler, uçaklar. Ama ne zamanki Mossad devreye giriyor? Uçak şey kiralıktı. Helikopter aslında doğru değil. Dolar ve eurolar sahteydi. O altınlar da gerçek değil. Biz Eminönü Eşportadan aldık. Ne gerçek? Fakir edebiyatına. Şey gerçek değil. Önce bu tamamıyla bugün sanıyorum Hürriyet'te de Ahmet Hakan yazmış. Onlar için demiyorum sadece fenomen çakallığı. İmparatorluğu. Bir de fenomen, her şey sahte. Fenomen çakallığının yanı sıra bir de fenomen çantası var. O fenomen tabii, çantasına birazdan geleceğiz. Kalem kalem mal çıkıyor. Nesim'in şarkısını bir çalamadık arkadaşlar. Biz konuşurken de çalabiliriz yani böyle hani şey gibi bir eser değil. Hani böyle sessiz kalalım da dinleyelim hep beraber. Ha? Evet. Ha, çalabiliriz yani konuşurken de. Ha bak ben Nesim evet, Gülgen evet, evet. Hatırlıyorum. Hatırlıyor, hatırlamaz mıyım? Evet. Şimdi Masak incelemeye aldığında bu dolarlar ve eurolar da sahte. Şimdi Masak her şey sahte. Masak fenomenleri incelemeye aldı. Bunu da söyleyelim. Bugün zaten takvimde de var. Kimler mesela herkesin gözleri Öz çiftine çevrilmişti. Şulemsi'ye çevrildi. Daha başka isimler de var. Onlara da birazdan gireceğiz. Gülşen şöyle Seher Sultan yazdı. Dün ona girelim attım. Aslında. Masak ve Mali Şube'de sosyal medya fenomenleriyle ilgili soruşturma ve incelemeler var. Emrullah Ersincin ve diğer bu konuyu irdeleyen yazar ve gazetecilerin iddiasına göre daha bundan 10 gün öncesine kadar 10 kişi kesildi ama sayıları artmış sevgili izleyiciler. Bugüne dek hiç ismini yazmadığınız diyor Seher Sultan, öne atmadığınız ancak çok popüler isimler de var. Ben ona şaşırdım. Evet. İki duyar kastı diye bu insanları bağrına basan sol medya ne diyeyim bilmiyorum bu listeye şaşırdım diyor. Çok popüler isimler. Ya bu aralar ilginç olan aslında ne biliyor musunuz? Bu tür dosyalardan ünlülerin de çıkıyor olması. Eskiden bu tür şeylerden dosyalardan ünlüler çıkmazdı.